Evet merhaba selamlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin şimdiye kadar ülkemizde satışa sunduğu en pahalı telefonu olan 12 Xiaomi 12 Pro'yu kutusundan çıkartacağız. Kutu açılışını yapacağız. Ufak da böyle bir konuşacağız. Hayırdır ne oldu? Niye bu fiyatlara çıktı falan diye. Aslında çok da fazla konuşacak bir şey yok. yani ortada her şey aslında da neyse. Cihazımız bu şöyle sana da göstereyim Aktüeldeyiz bugün ve tepeden gelmiyoruz cihaz bu resmi Türkiye cihazı Hani Türkiye'ye satılan 25 bin liralık olan 12 Pro Bu arada şey cihazda tekno gönderdi bize sağ olsun. Daha bir de sen bak dedi de yani Barış abi nasıl bakacağız bunu? Ya ben çok tepkiliyim ya. Hakikaten 12 bin yani 12 bin diyorum bak. Yani 12 bine böyle artık <laughs> Ya 25 bin liraya Xiaomi olmaması gerekiyor. Xiaomi olduğu için mi peki? Ya çünkü Xiaomi ilk çıktığında böyle 1000 lira falan 1500 Biz hatırlıyorum böyle paralel ithalat falan falan cahçut geliyordu. Eyvallah geldi de yani. Bir yandan da şöyle düşünüyorum. Hatta Timur abi de bunun hakkında bir tweet atmıştı. Acaba Çinliler Türkiye fiyatlarının böyle ya işte hani doların artacağını öngörüp de ya 50 kere zam yapacağımıza önden böyle koyalım. Zaten sonra zamlanacak piyasanın Normal dönecek mi diye düşündüler. Sürekli zam yapmak tepki çekebilir falan tabii, gibi. Tabii yani şimdi hani 19.90'a çıkartırsın mesela 20 yaparsın 25 yaparsın gibi gibi. Bir yandan da telefon yurt dışı fiyatı 914 Euro. Yani işte 15 küsur yapıyor 15 falan o civarda bir para yapıyor desem şu an bir bugün kuruyla. ATV bandrolü. Çarpı 1.7 olur direkt yani 25.800 yapıyor aslında Türkiye satış fiyatı. Euro kaç para? 16. Şu anki güncel fiyattan olsa. yani. O yüzden normalde geliyor. Yani bu cihaz yüksek çıktı diyeyim size. Hem krizi hem son teknolojinin kullanılması sebebiyle. Şimdi kutuya bakalım. Bu arada kutu dediğim gibi TR cihazı. Garantisi var. Teknome'den aldık. Yani onlar gönderdi sağ olsunlar. Teknome'de bilmeyenler için açıkçası linki var. Ama Söğütlüçeşme metrobüs var ya. Onun orada bir tane Söğütlüçeşme cami var. Onun karşısında. Böyle Kadıköylüler skutur kutu alacaksa tamiri de yapılıyor. Gidin bakın. Ben çünkü başka bir görmedim Scooter tamiri yapan yer. Gördün mü şeyi? 12 Pro Grey. 12 GB RAM'lik. RAM'lik. 12 GB RAM'i var. 256 GB dahili hafızası var. Bu Pro'nun en üst seviyesi. Zirvesi bu. Onun için 8'den başlıyor GB RAM'i. Of. Hiç... Bir zaman düşünmemiştim <laughs> 25.000 TL'ye bir Xiaomi açabileceğimi. Ben de hiç 40 liraya yoğurt alacağıma inanmazdım. Dün 40 Onu, liraya yoğurt aldım. 40 TL mi? Hı hı. Kaç kilo? İnşallah kilodur. Bari bir kilo olsun. Bir kilo. İyi bari. 5 yani kilo falan olsa normal diyecek <laughs> korktum. Şimdi şöyle bir zımbırsı çıkıyor içinden. Fik fikimiz var. Xiaomi'nin kitapçıkları var ve Xiaomi kılıfını da gönderiyor. 25 bin bir zahmet. Zaten... Ama onları her zaman kılıfla gönderiyorlardı. Ya hmm. ayrı ayrı konuda yani 25.000 914 euro da yani... Zaten teknoloji anlarsanız gönderirsiniz o. Barış abi de gönderir. Bu arada olur da teknoloji giderseniz <laughs> bir şey söyleyeceğim. Oradan böyle boğaya doğru yürürken ikinci de üçüncü sahada altın çağ diye bir esnaf lokantası var. Sürekli storyleri de gördüğümüz... Aynen. Her perşembe şey yapıyor. Neydi bu? Şişe taktıkları. Çöp şiş. Hayır, cağ kebabı. He. Her perşembe gün cağ kebabı çıkıyor. Onu ben çünkü ne zaman tek, gitsen gitsem Barış abiyle oraya gidiyoruz. Evet, Hakkısız ben oldu. storylerden görüyorum. Çok tavsiye ederim. Güzel, çok temiz bir yer. Bir de paça çorbası çok iyi. Neyse, konuyu sapıtmayalım. Şu an gecenin içinde falan izleyen varsa sövdü bize. Şöyle Xiaomi 12 Pro diyor. Kaç lira mesela cağ kebabı? Abi hesap ödetmediği için Barış abi. Ama <laughs> şey, esnaf lokantası uygun yani. coş, coş bir yer değil. Cihazımız bu. Bunu ayırdık. Kutu içeriğine bakacağız. Şu 120 wattlık bir adaptörüyle geliyor. Şurası normal USB girişi. Bak ben bundan nefret etmeye başladım artık. Abi bitti artık ya. Kaldı mı USB tipa? Yani C to C istiyorsun. Aynen C öyle C C C. abi. C. Hangi devirdeyiz anasını satayım? Yani bu kötü olmuş. 25 bin lira verdim. Bunu ben de istemezdim. Ne yani abi 120 watt yani. Ben bununla Macbook da şarj ederim rahat rahat. Gerçi ben buna 25 bin lira versem benim böyle evime özel takım elbiseli adamlar getirsin falan diye beklerim ya. Yani. Onun dışında kablosu tipadan tip A'dan tip C'ye zaten. E, kulaklık yok. Böyle kağıt. Böyle bitti. Gelelim şimdi de cihazımıza. Cihaz emanet olduğu için kılıfından fazla coşkulu çıkartmayacağım. Şöyle bu Pro Grey dediğimiz rengi. Arkası cam olan. Bir de bunun, şurada bir e vardı. Bunu sökeyim. Hı. Şöyle göstereyim. Hakikaten canavar gibi bir cihaz. Bu cihazın en büyük özelliği, 3 kamerası da arkadaki. Hepsi 50 megapiksel. Aynen. Bu ana kameramız. Bunda Sony, geniş bir Sony sensörü var. Gece iyi fotoğraf çeksin Bakacağız bunlara bu arada. Onun için hepsi 50 megapiksel. Rengimiz bu. Rengi bence normal telefon rengi. Yani. çok daha aman aman bir şey değil. Ama bunun mesela böyle bir açık gri böyle şey var. Arkası böyle deri gibi olan var. Vegan leather diye geçiyor. Yani gerçek hayvan deri. Sony deri yani Türkçesi. O bir tık daha böyle şekil duruyor ama tabii ki de biz bunu 25 bin lira olduğu için kılıfına takıp kullanacağız ama, <laughs> ama kılıfından önce şöyle göstereyim. Ses açma, kapama, power tuşumuz hepsi sağda. Sol tarafta herhangi bir şey yok. Bu arada şöyle sana da göstereyim. Aktüelde de olmuyormuş be. Tamam. Şöyle alt tarafı bu. Type-C şey sim kart. Hoparlöre bak biraz daha geniş kocaman fark Tam et. tersini Tam misin? tersini geçtiğin. Ha doğru pardon <laughs> sim kart girişi burada. Hoparlörü burada. Hoparlör biraz böyle fazla büyük. Gözüne çarpacak. Çünkü bu cihazın en büyük özelliğinden bir tanesi Dört tane hoparlör var içinde. Sol tarafında hiçbir şey yok tertemiz. Tepesinde yine hoparlörümüz devasa bir kızıltısı şey var, çentik var ufak. Onun için mikrofonumuz var. Sağ tarafında ses açma kapama power tuşumuz var. Onun için bir şey yok. Arka tarafı cam, Gorilla Glass. Ön tarafı Gorilla Glass Victus ekran. Kasamızda tahmin edeceğiniz üzere alüminyum bir kasa. Şöyle ben cihazı açayım. Ön tarafında yine kameramız da var. Oy, ne anlatacaktım? Ya bir şey anlatacaktım. Heh. Dur notlarımı mı bakacağım? Notlarıma bakayım. Notlarımızı yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi not yazmıyor diye burada ezbere konuşacak halde çünkü bir sürü telefon birbirine karışıyor. Ama en büyük not tabii ki de Snapdragon'un 8. nesil Gen 1 işlemcisiyle gelmesi. Yani 4 nanometrelik en üst seviye işlemcisiyle geliyor Snapdragon'un. Bir önceki nesildeki Snapdragon'a göre bu işlemci 120 daha hızlı. Ama %400 AI tarafında daha etkili. 888'e göre. Bayağı iyi. Ekran bileşimi olarak da Adreno 730 var üzerinde. O da biliyorsunuz en iyi Türkçe Yapalım. Abi tamam Türkçe. Türkiye. Kurulumu yapıyorum ben bu arada. Ondan sonra cihazı takacağız. Kurulumu yapayım ondan sonra anlatayım teknik özelliklerini. Hiç uğraşmadım şimdi. Yarım saat kuracağız burada. Yapalım kurulumunu. Cihaz yapıyorum. 25 bin TL olsa peki hakikaten şu gün Xiaomi alır mısın ya? Ben fiyat konusunda algımı kaybettim ya. Yarın markete gitsem ekmek 25 bin lira deseler alırım gibi duruyor. Doğru diyorsun gerçi. Katılıyorum söyleme. Aa pide 25 bin lira olmuş ya. Ha, Abi çok... geçen 30 liraya mercimek çorbası içtim. <laughs> çok normal geldi bana. bu. Yani, Kaç yanlış, olacak yanlış dedim yanlış yani. Yanılmaz bir durumdayız ya bilmiyorum ben. Yani hangi, yüzde <laughs> kaçı fırsatçılık bunun? Yüzde kaçı gerçekten ekonomi kötü olduğu için böyle bilmiyorum. Ama fırsatçılıkla alakası yok ki. Yani basit bir hesap yapsak şu an ekonomiyi boğmak istemiyorum ama atıyorum mesela benim 100 birim bir işim var. 100 birim kazanıyorum. Ve bundan karım 20 birim değil mi? Yani total kar. Yani dükkan kirası çıkmış, eleman masrafı çıkmış. Mesela sen diyorsun ki asgari ücrete zam yaptık biz. Elemanlara zam yaptık. Sigorta sigortası da zamlanıyor bunun şey de zamlanıyor. Hadi işte o birim 20 birimden işte 15 birime düşüyor benim karım ama hayatımı idare edebilmem için 20 birime ihtiyacım var. Ne yapıyorum? 5 birim bir şeye zam yapıyorum bir gelire ya da 5'er kalem birer birim zam yapıyorum. Sonra diyor ki kira ev sahibi, dükkan sahibi kira iki katına çıktı. ne oldu? 20 birim ben zaten 5 birim zam yapmıştım. Hop bir 10 birimde oradan girdim içeri. Yine kaldı 10 birime şey yapıyorum. Bir 10 birim daha zam yapıyorum ben. Ne yaptım? 15 birim zam yaptım. Bu sefer diyor ki ev sahibi %20, %20'de ben 50'de ben zam yaptım. e bir 10, 5 birim de ona gidiyor diyelim. Gibi gibi birim birim. Elektrik fotoğrafı birim. Bilmem ne birim. E, etrafındaki senin aldığın şeyler pahalaşıyor. Onlar bir birim. Anasının nikahı oluyor ondan sonra yani. O yüzden biraz ya. hani böyle ya işte siz de zam yaptınız falan filan diyemiyorsun herkese. Ben Baş. yani 30 liraya yediğim tavuğu 90 lira yaptılar ya. Ha böyle. Yani neler, neler neler ne oldu yani. Sorma. Neyse. Ben almazdım. Bunu bir gerçek olarak söyleyeyim. Ben ben zaten alamazdım. Şu piyasa şartında 25.000 TL'm olsa tamam telefon çökülebilir. Çok, çok yenili Android olabilir ama 25.000 TL'ye başka telefon almayı tercih ederdim. Yani Apple'a verirdim bu parayı. Çünkü sebebi de şu, seneye bu telefon bu gidişle felaket telallı gibi olmasa ama 35 bin lira olursa <laughs> o Apple'ı da seneye ben mesela satabilirim daha yüksek bir paraya. Evet. Ama Android'de bu döngü biraz az. Ben Maalesef. bir de ettim bunu yani ikinci el telefon satışı yaptım Apple gerçekten benim kolumu bacağımı koparıyorlardı telefon almak için. Aynen öyle yani bu bir gerçek arkadaşlar onu da hani almama sebebim bu. Ama onun dışında telefondaki bütün kullanılan her şey parmak izi koyayım mı ya koymayayım şimdi. Üst seviye yani hakikaten bütün özellikler, ekranlar hatta şöyle bir şey var bunun ekranında. Ekrandaki her böyle ışık şeyi neydi bu ya dur bakacağım notumu. OLED ben. gibi mi? Yok OLED değil abi bir dakika bak bambaşka bir şey bu. Peki fiyatları falan hiç böyle problem olmasa, fiyatı iPhone'la işte olsa, bunu iPhone'a tercih edeceğin sebep ne olurdu? Daha kullanmadım ki. Evet, kağıt üzerinde biliyoruz bazen. Kağıt de. üzerinde şu, bir kere çok hızlı şarj olması. Hakikaten bu telefon 4600 mAh bataryası var, 120 Watt bir şey çıktı, adaptör çıktı yani. 18 dakikada şarj oluyor bu telefon. Kablosuz da 50 Watt'a kadar destekliyor, kablosuz da bir yere koyarsan da 40 dakikada şarj oluyor. Yani kablosuz da çok hızlı şarj oluyor. En büyük artım benim bu olurdu ama ben genelde içerik üreticisi olduğum için Instagram tarafında tercih etmezdim. Öyle söyleyeyim. Çünkü kalite bozuluyor direkt. Kalite bozuluyor, işte çekiyorsun, bunu editliyorsun, video kalitesi düşüyor, ıvır zıvır vesairesi. Ama şu ekranı gördüm mesela, cam gibi. Bunda e, 5 Amol... Kapandı. <laughs> Kapan, kapandı mı? Mesela bak ekranı. Neydi ya? E5 Amol malzeme. Amol mu? Şimdi her e, ekrandaki her böyle ışık hüzmesinin üzerine böyle bir amol lens gibi bir şeyle kaplıyorlar. OLED'e benziyor anladığım kadarıyla biraz teknoloji. Be, benziyor da şey böyle daha yani %25 daha az bir tüketimiyle ekranı canlı hmm. yapıyor o malzeme. Evet. Moddan bir şey geldi, bildirim geldi. Bir şeyler oldu. Full performans odaklı işler yapmaktansa böyle pil tüketimini falan düşünmeleri de iyi özellikler bence Aynen. artık. Aynen. Şimdi telefonumuzda 8 GB RAM var dedik. E 256 GB dahil depolama var dedik. Buk, buk ötüyor böyle. Tamam anladık be. Abim hep ötüyor mu sen böyle? Heh. Mesela ekranlara gelelim şuradan. Karanlık modu var. İşte ışık modu açık. Yenileme hızı otomatik var. Bu arada biliyorsun 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. Bu arada ekran çözünürlüğü 3200x1440, e 522 PPI. Az önce de söylediğim gibi 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. Bu arada biz full'de kullanalım. Ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı var. Yani oyun oynarken falan böyle dokununca daha hızlı algılıyor. Bir, tabii ki de bir adım değil, birkaç adım öne geçiyorsun. Ama 25.000'lik Xiaomi'de de bir zahmet PUBG Mobile oynamayı var yani. O da ayrı konu. Ee, ama tabii ki de orası da geliştirilmiş. Şimdi hı, şeye geleceğim. Mesela bir kabuya devam ettiğim Hayır teşekkürler diyorum. YouTube'a Geliyorum. Mesela bir No Copyright Sound açalım. Bu telefonun en büyük özelliği, ben ilk defa böyle bir telefonda gördüm. hop Dört tane hoparlör var içinde. Yani iki tane dahil hoparlör var ya, hı hı. üst, alt, işte stereo. Tiz içinde, bas içinde ekstradan iki hoparlör daha var ayrıca. Garip. Aynen. Ben ilk defa gördüm. Hatta şöyle bir umarım. Bak sese Kaç yıllık şarkı açtım ya. Hah şuna gelelim ya. Bu da direkt şey. İkincilik Christian Ronaldo top sektiriyor şu anda. İkincilik <laughs> Başlayacak birazdan gollere. <laughs> gollere. Ne oldu yüzüm gitti. <laughs> Best skills videosu direkt. Tabii ha bildirim açmıyor ne oldu bir şey oldu. Abi niye bir yarasetli bir şey oldu böyle bir? E sen neden YouTube browser'dan kullanıyorsun? Şu an ilk kurdum ya şeyi açmadım kullanıcı tanımı değil. Yani bence aplikasyondan bakmamız daha iyi olur. Tamam aplikasyondan bakalım. Doğru diyorsun gerçi. Yeni bir şey yaptıysan. Nokia yazayım. Yok mu zannettin? Bir ara bunlar da böyle... Huawei'yi zannettim şey... telefonu bir <laughs> an. <laughs> Huawei'yi zannettim elindeki telefonu. Abi bir basla. Yalnız sesler baksan can gibi geliyor. Reklamda da olsa. Ben çok iyi duyamıyorum kulaklığım var. Ama ona rağmen ses geliyor bana yani. Basar mı abim? Yani bu daha te telifsiz daha iyi olur da. Onun için ne vardı özellik olarak? Mesela kameraya bakalım. Kabul et diyorum. Tamam aç. Otomatik gece modu. Hey format diyor. Ee, hey biraz şey böyle. Kısıyor herhalde. Yüksek şeyi. Fotoğraf şey kalitesi yüksek, yüksek yapalım. Hareket izleme oda odağı açık olsun. Göz izleme odağı kapalı olsun. Özelleştir işte Mesela buradan çıkalım kamera ayarlarından. Şimdi kamerasından başlayayım ben. Bak kamerayı. Kaç tane fotoğraf çektim onlara bakıyorum. Bak bu 2x zoom. Bu normal. Bu 0.6x geniş açı. Ya kameraları şöyle arkasında hatta sana şöyle göstereyim. 3 kameramız var. Bu ana kameramız. Ana kameramız 50 megapiksel Sony sensörü var, geniş sensörü var. F1.9 diyafram işte artı OIS desteği var. Bu kameramızda telefoto kamera 50 megapiksel F1.9 diyaframa sahip. Yine 2x zoom yapabilen kameramız bu. Bu da 50 megapiksellik ultra geniş kameramız. F2.2 sanırım bunun da Samsung sensörü var. Ama hepsi 50 megapiksel. Uğraştırmamışlar yani. Basmış 50 megapikseli geçmiş. Onun dışında yine 8K'da 24 kare çekebiliyor. 4K performansını globaldekiler çok övmüş. Ben birkaç video çeker bakarım. Hani hakikaten şu ayarlarına bakalım hatta şuradan. 4K'da 60 kareyi çok övmüşler. Kılavuz çizgisini koyalım. Yine film modu var. Başka bir 30'da bakalım başka bir ne var mesela. Portre. Daha fazlaya gelelim. Daha fazla ne var. Yine kamera ayarlarında vlog var. Gece panorama, ağır çekim, süper ay, film efektleri, hızlı, hızlandırılmış çekim, çift video vesaire. Düzenli kısmı da var. Bunları böyle kısa yollarını başlangıç ekranına atabiliyorsunuz. Kullandığınız özellikler varsa. Yine 8 k 4 kare çekebiliyor. Şimdi ön kameraya gelelim. Mesela ön kamerada video çekeceğim ben. Geçmiş olsun bak. 4K yok. E ön de. kamerada. ön kamera öyle. 32 megapiksel. F2.5 diyaframa sahip. Ama 4... K çekemiyor. 1080'e 60 kare çekebiliyor. Şu an benim için ön kamerası tamamiyle bir çöp oldu. Yine HDR vesaire var ama neyse arkaya çekeriz ne yapalım? Ne diyeyim Hı -hı. yani? Ama hangi devirdeyiz ya? 4K var 30 çekseydi içerikleri 4K yapsaydık. E, 900 euro bir telefon olarak değerlendiriyorum. Ee, olmamış. Hiç olmamış hatta. Yani bu çok kötü bir özellik. Gelmiş geçmiş en pahalı Xiaomi'de çıkıyorsun bu da olmadı yani. Onun dışında Bluetooth 5.2 <laughs> Bluetooth 5.2 var, Wi-Fi 6 var. Bu te taraftaki teknoloji hani UFS 3.1 vesaire hepsi var. Ee, süper hızlı şarj var. Neydi? Artırılabiliyor Cyber. mu hafızası? Artırılabiliyordur ya. Bakmadım ona. Bakayım. Sim kart iğnesini takıverelim. Telefon elimizin altında. Bu arada büyük ihtimalle zaten Xiaomi beni o yüzden çağırmadı lansmanı. Neden? 25 bin lira Xiaomi olur diye derler dedi. He. Değil mi çağırdı? 100 liralık saate en iyi diyenleri mi çağırdılar? Sim 1 aynen öyle. Hafızası da artmıyor. Arkadaşlar bir saat buldum. Apple'dan iyi. Sim 1. Özellikle telefon bu. Birkaç fotoğraf çektim. Ben yine burada koyarım selfie'mi melfimi. Ama bu fiyatlara bu telefon tamam son teknoloji vesaire ben tercih etmezdim. Net bir şekilde söylüyorum. Almazdım. Valla ben de Polo tercih etmezdim ama Polo bile alamıyorum. Abi şöyle düşün yani yılların Xiaomi fanları var. Hani her şeyde savunurlar. Anladın mı? Hani Apple telefon, Apple keri silkeri falan derler bu arkadaşlar yıllardan beri forumlarda. Onlar böyle dedi ki yani pahalı abi yani hiç şey yapılmaz bence. Alır mısın almaz mısın diye hani sorma yorum kısmına da yazın dememe bile gerek yok yani ama maalesef fiyat stratejisi eğer olarak düşünürsek bu arada dolar artacağı için böyle bir fiyatla çıkış Türkiye lansmanı yapmışlarsa o da çok Korkunç olmuş. Korkunç bir durum, kötü bir durum. Ee, yani şöyle düşünün, bir ay sonra hani Allah korusun diyelim, Apple'ın 40 bin, 45 bin olup da bu telefonun 25 binde kaldığını o zaman diyeceksiniz ki, aa işte o zaman alınabilir oluyor. Bir evet. yandan da öyle bir şey var. Aynen. Çünkü geçen gün ben ayakkabı baktım, 2500 lira konvers var lan. Konvers <laughs> oğlum, 2500 lira olur mu ya? Bez oğlum ayakkabı, kod. Evet, kısacası böyle bir cihazdı. Kutu açılışı bu şekilde, kutu içerikleri bu şekildeydi. Siz alır mısınız, almaz mısınız? Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Böyle, görmedik demeyiz ya. Bütün vergilerinden arındırırsak kaç para oluyor peki bu telefon? 15 bin lira. Hmm. Bütün Euro dolar kuruna arındırırsak <laughs> ve Euro'yu 5 lira yaparsak da <laughs> 5 bin lira oluyor. <laughs> yani 2 sene önce pandemiden önce 5 bin lira. Ecevite kasa attıklarında bu <laughs> telefon kaç para oluyor? <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Pandeminin başında bu telefon şu fiyat 7 bin lira falandı. Hani çıkacaktı ve biz 7 bin lira şahin olur diyecektik yani. Yenilmez. Pandeminin başında 3 bin lira ver, 3500 lira verdiğim evin kirası şu an 21 bin lira olmuş arkadaşlar. Taşınmıştım önceden de. 21 bin lira. Neyse işte böyle bir şey yani. Gel de burada ondan sonra teknoloji şey yapmaya çalış. Olmuyor. Çok zor oluyor. Ben çekiyorum bir şekilde. Hani bak bu mesela işte Şami çağırmadı yani. Hayır. İşte teknoloji rica ettim abi gönderir misin? Sağ olsun gönder. İnceliyoruz. Koyuyoruz. Ama millet de şunu diyor ki ya 25 bin lira sanki alınacak telefonu almayacağız. Niye boşuna çekiyorsun diyor videoyu. Ben istiyorum ki şu an en pahalısının videosunu çekeyim yani. yani anladın mı? Kanalda olsun. <laughs> Yoksa hani ben de biliyorum alınmayacağını. Xiaomi de biliyor alınmayacağını yani. Onlar da istemez mi 15 bin liraya koyayım, merkeze satayım bu telefonu diye? Ya mesela bazı kamera yani markaları da bu. biliyor satamayacağını. O yüzden çok fazla böyle işbirliği yapmaya falan yanaşmıyorlar. Aynen öyle yani. Herkes biliyor abi şimdi. Ara arabacılar bilmiyor mu arabanın gelince bir 1.5 milyon pa şey olmay pasat olmayacağını yani? Bilmiyor mu? Biliyor. Herkes biliyor. Herkes her şeyin farkında. Ama bir şekilde fiyatlarda böyle yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden kendinize iyi bakın, e, aklınıza mukayyet olun diyorum. Başka <tık> <videolar> görüşmek <tık> üzere, hoşça kalın. bay. bye. Acıklı bitti video ya.